Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Üzerine konuşacağımız çok konu var. Özellikle kripto varlıklarda yaşanan gelişmeler, bunlara Amerika tarafından gelen hem Fed üzerinden hem SEC üzerinden gelen yanıtlar var. Bunların detaylarını aktarmaya çalışacağız. Ayrıca yine dün kripto varlıklar üzerinde gelir idaresi tarafından yapılan açıklamanın da etkisini izledik, takip ettik. 10 bin doların üzerindeki kripto varlık transferlerinin vergi dairesine bildirilmesi yönünde bir açıklama geliyor. Dolayısıyla bunların yansımalarını orta uzun vadede konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yine özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon üzerinden yürüyen tartışmanın devam ettiğini görüyor, izliyor ve takip ediyoruz. Bir noktadan sonra FED buralarda bir adım atmak zorunda kalacak mı, kalmayacak mı? Buna dair bütün emareleri ayrı ayrı değerlendirmeye çalışıyor piyasa. Özellikle dün New York Fed'in ters repo işlemlerinde gelen yüksek talep, 350 milyar dolara çıkan talep, buralarda sterilizasyonun nasıl yapılacağı, ondan sonraki dönemde nereye doğru gideceğine dair ciddi bir tartışma yaratmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bir parça bunlara değinmeye çalışırız. Öte yandansa dün 10 yıllık enflasyona endeksli kağıt ihracına baktığımızda gelen talep, Fed'in enflasyonun geçici olduğu yönündeki yaklaşımını ve algısını belli ölçüde destekler nitelikteydi. Onun da belki altını belli ölçüde çizmekte fayda var. İsrail ve Hamas arasında 11 günlük arbedenin ardından yaşanan ateşkes ve bunun yansımalarını belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Dünya çapında tartışılan gelir vergisi tartışmalarında dün Amerika'nın %15'lik bir teklifi var. Belli ölçüde bunları da yorumlamaya çalışırız. Bir yandan teknoloji hisselerindeki geri dönüş, öbür taraftan da Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki sayının salgın öncesi seviyelere kadar geri dönmesi gibi başlıklar var elimizde. Biz bugün baktığımızda hala 9.32-9.33'lerde bir sepet kurla uyanıyoruz yeni güne. Dolayısıyla bir parça Türkiye çerçevesini de yorumlayacağız ama öncesinde gidelim. Yeni güne başlarken rakamlar neler ifade ediyor? Buna dair başlıkları almak için Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Açıl, teşekkür ediyorum. Günaydın diyerek söze başlayayım. Dün 19 Mayıs tatilinden döndükten sonra akaryakıttaki ÖTV düzenlemesiyle karşılaşmıştık. Dün gün boyunca da işledik. Şöyle bir özetleme yapacak olursak eğer, yapılan fiyat artışının arkasından önümüzdeki dönemde tüketici fiyat endeksi üzerinde %0.35'lik bir etkisi yaratması bekleniyor ama dolaylı etkileriyle birlikte buradaki rakamın %0.50'ye kadar çıkabileceği de düşünülüyor. Dolar Türk Lirası sabah saatlerinde 8.38-8.70 seviyesiyle başladık. Gram altın ise 500'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Bankacılık endeksindeki dün gelen alımlarla %1.6'ydı ama bu endeksi pozitif tarafta tutmaya yetmedi. Sanayi taraftaki gerileme bankacılık tarafından daha fazla endeksi aşağıya çekti ve 1450'de bir kapanış gerçekleşti. 17 milyar TL'lik bir işlem hacmiyle. Sabit getirili menkul kıymetler tarafında 2010 yıllık tahviller %18'in üzerine kalmaya devam ederken CDS'de 400 gibi bir rakam görüyorum. Dolar endeksindeki güçsüzlük bugüne yansımış durumda. 90'ın altındayız. Euro dolar paritesi ise 1.2240 seviyesinde. Diğer gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde yatay bir hareket, ons'ta yatay bir hareket olduğunu söyleyelim. Bitcoin veya kripto varlıklar haber akışına oldukça hassas. Gelen haberlerle birlikte %4'lük 5'lik hareketler görebiliyoruz. Nasdaq'ta ise Apple ve Tesla'ya gelen alımlarla zor da olsa 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatmayı başardı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerini takip ettik. Tahvil ve hisse senedi tarafında oldukça sınırlı da olsa girişler söz konusuydu. Son 10-15 günden beri kurun 8.50 altında kaldığı dönemde özellikle yurt içi yerleşiklerin döviz satımlarından bahsediliyordu. Ancak Merkez Bankası'nın rakamlarına baktığımız zaman yabancı para mevduat stoğunda böyle bir erime olduğunu görmedik. Parite etkisinden arındırıldığında 500 milyon dolara yakın sınırlı da olsa bir artış söz konusuydu. Bugün tüketici güvenini takip edeceğiz. Bloomberg HT'nin öncü güven endekslerine baktığımız zaman düşüş vardı. Konut fiyat endeksi açıklanacak. Oradaki rakamlar yükselmeye devam ediyor mu? Reel anlamda buradaki rakamlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında %30'a kadar yükselmişti. Bunları yakından takip edeceğiz. Şöyle de bir son not koyalım. Dün Amerika'da özellikle 30 yıllık tahvil üzerinde bir opsiyon işlemi gerçekleşti. Bu opsiyonun vadesi FED toplantısının arkasına işaret ediyor. 25 Haziran'da 30 yıllık tahvil mevcut faiz ortamında %2.33'ten gerçekleşirken opsiyonun kullanım fiyatı %2.75'lik bir tahvil getirisine işaret ediyordu. Artık bu konu özellikle son dönemde ısınan tahvil alım hızlarındaki geri çekilme veya risk iştahındaki azalmaya bir fiyatlamaya yönelik bir spekülatif hareket mi, bir pozisyon mu, yoksa
diğer hisse senetleri için tutulmuş olan pozisyonlara bir hacme, bunu da zaman gösterecek diyeyim. Sözü tekrar size vereyim açın. Cumhur, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Senin bıraktığın yerden başlayalım. Özellikle Fed'in ters repo işlemleriyle piyasada şu an itibariyle gelen taleple karşılaştırdığımızda 350 milyar dolarlık bir seviyenin üzerine çıktığını görüyoruz ki aslında bu kısım son dönemde ulaşılan en yüksek rakam. Çarşamba günü 300 milyar dolar, bugün 350 milyar dolar. Dolayısıyla aslında bir parça tartışılıyor. Bu şunun üzerinden gidiyor. Özellikle Fed belli bir noktadan sonra piyasada oluşmuş olan aşırı bir likidite var. Bu aşırı likiditenin temel gerekçeleri de sadece para politikası ve varlık alım programlarıyla piyasada yaratılan kaydı para değil. Aynı zamanda destekleme programları çerçevesinde kamu yapılarına verilmiş ve park edilen çeşitli maliyetteki paralar da var. Bunların da belli noktadan sonra sterilizasyonu gerekiyor. Dolayısıyla buralardaki talebi biraz belki böyle mi okumak lazım Gökhan? Yani evet, sabah sabah çok da... Teknik taraftan gidip de insanların kafasını şişirmeyelim, evet. Ama önemli çünkü tartışma yaratacak belli. Tabii, yani Amerikan para piyasasının iyice içine girmeye gerek yok. Çünkü farklı kurumların, yani durum çok basit. Farklı kurumların likidite ihtiyaçları var, likidite pozisyonları var. Bunlardan kaynaklanan, şimdi en başa dönersek Amerika'da zaten para tabanında çok ciddi bir genişleme var. Bu sadece tabii Fed'in yarattığı paradan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda Amerikan hazinesinin yarattığı paradan da kaynaklanıyor. Bu bakımdan ciddi bir likidite var. Bu likiditenin zaten bir şekilde zaman içerisinde kaybolması isteniyor ama gerçekten de zaman içerisinde. Fed'in de yani bu tapering talk, yani varlık alımlarını azaltmaya başlaması, az önce Cumhur'un anlattığı işte opsiyonlar da bir yere tekabül edebilir. Belki Haziran toplantısına tekabül edebilir. Fakat bu likiditeyi piyasadan çekmek kolay olmayacaktır. Bunu da bir yere yazmak lazım. Dünkü hikaye de yani Fed'in piyasadan para çekiyor olması bir yandan da piyasaya para yağmasından kaynaklanıyor. Ayın 19'u civarı yanılmıyorsam zaten Amerika'da bu mortgage şirketleri insanlardan parayı topluyorlar. Bunu 5-6 günlüğüne dağıtmadan önce kendi ukdelerine atıyorlar ve bu arada da ukdelerine tuttukları parayı değerlendiriyorlar. Yani 5-6 günlük bir parayı değerlendirme kısmı var anladığım kadarıyla orada. Dolayısıyla fazladan para oluşuyor piyasada. Fed'de zaten bol olan ve ihtiyaç olmayan likiditeyi piyasadan bu şekilde çekmiş oluyor. Ters repo dediğimiz birilerinin repo ihtiyacını ters işlemle karşılıyor. Yani sözün özü şu olmuyor. Amerikan Merkez Bankası işte piyasadan parayı çekmek ve para politikasını sıkılaştırmak için bir gecede 350 milyar doları piyasadan buharlaştırmıyor. Tam aksine piyasaya gelmekte olan fazla likidite, zaten fazla likiditeyi aşırı hale getirmesin diye kendini birazcık geri çekiyor. Çünkü hem hazine hem de Fed sonuçta buradaki likidite pozisyonuna birer aktörler. Bu bakımdan duble efekt olmasın diye bunu yapıyor. Yani böyle bir başlık görmüş olanlar Amerika'da sıkılaştırma başladı diye düşünmesinler. Çünkü bu olmuş olsaydı dün gece şey yapabilirdi mesela. Başka bir yerde olurdu. Kısa vadeli faizler çok yukarı giderdi. Dolar çok kuvvetlenirdi. Bunu yapmasının bir sebebi de şu: eğer ki piyasada fazladan likidite oluşursa bu sefer repo faizleri çok dibe vurur. Hatta yani olmayacak seviyelere inebilir. Bu da Amerikan Merkez Bankası'nın kısa vadeli, ki kontrolünün tüm dünya merkez bankalarının olduğu gibi kontrolünün mutlak olduğu kısa vadeli faizleri kontrol edememesi anlamına gelir. O bakımdan likidite pozisyonu ayarlamıştır. Yani benim şeyim bu, gördüğüm bu. Şimdi tabii önümüzdeki dönemde özellikle hemen hemen herkes tapering ile ilgili bir şey beklemeye başladığı için, tutanaklardan sonra buradaki kanıda daha fazla güçlenmeye başladığı için bunlar çok tartışma yaratabilecek unsurlar. Konu teknik ve herkes tarafından da anlaşılması çok kolay olmadığı için belki bir parça yanlış pozisyonlanmayı engellemek anlamında bunları hani daha makul bir şekilde Türkçeleştirerek anlatmakta fayda olabiliyor. O yüzden şimdi biraz üzerine duralım istedim. Orada şöyle, yani düşünmeleri gerekir öyle bir başlık gördükleri zaman. Genellikle işin iki tane boyutu var, yani bir tanesi teknik. Şimdi baktın, senin dediğin gibi yani repolar, ters repolar, havalarda uçuşuyor filan, ne yapacağız acaba, bir şey mi yapmam lazım diye ki böyle bir kara, yani bir trader için bunu zaten hani reel sektör için filan bir anlamı yok da o zaman yani bunu uygulayamıyorsan, teknik bilgin yoksa bu sefer başka bir bilgiyi uygulaman gerekir. O da genel kültür. O da şeyi söylüyor, yani Amerika'da ya da diğer ülkelerde, öyle söyleyelim, dünyanın birçok ülkesinde bu tip para politikası kararları öyle hani ani, gece bir sabah geldim 350 milyar doları çekivermişler tamam işte filan diye yürümüyor. Yani bir hazırlığı oluyor. Bir hazırlığı oluyor. İşte burada da konuştuk ya, şu piyasadan likiditeyi çekme, yani tapering, daha doğrusu fazladan yaptığı varlık alımlarının
temposunu azaltma. Yani tapering azaltma aslında Türkçesi. Dolayısıyla azaltmayı, konuşmayı konuşmaktan bahsediyor. Yani forward guidance da diyebilirsin. Sözlü yönlendirme. Yani sözlü yönlendirmeyi de sözlü yönlendirme falan gibi durumlar var. O yüzden öyle sürprizler olmaz. Yani eğer ki böyle bir şey karar verirlerse 350 milyar dolar Amerika standartlarında bile zaten büyük para. Bunun iletişimi yapılmadı. Bu tip şeyler, yani para piyasası işlemleri genellikle karışık olur. Çok da bilmeye gerek yoktur. Hatırlarsan bu şey için de çok konuşuluyordu. Yani belli bir şeyin hatırlarsan vadesi doluyordu. Bu olmazsa işte Amerika'da ortalık birbirine girecek, asıl hikaye bu filan diye insanlar bilmedikleri hikayelerin üstüne atlıyordu. O işler çok karışık. Yani o kadar kolay değil. Gördüğün gibi hiç de bir şey olmadı yani. Hala daha kısa vadeli libor oranları çökmüş durumda filan. Yani sıfırlara yakın. Hiçbir problem yok. Yani şu anda olaylar merkez bankalarının istediği gibi gidiyor. Tek korku, merkez bankalarının istediği noktadan enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının istediğinden önce bir reaksiyona sebep olması. Yani onun dışında hemen hemen her yerde, Avrupa'sından tut Amerika'sına kadar her yerde merkez bankaları dümenin başını evet, şu anda sağlamca tutuyor. Adam tabii bunun mühendisliğini de yapmış bu kadar zaman. Yani bir sabah sen kalktığında 350 milyar doları çekip de kendi yaptığı işi berbat etmek istemez yani. Yani o yüzden bu tip mantıkları da uygulayarak aslında doğru sonuca varabilirsin. Yani. Peki buradan devam edelim istersen. Özellikle kripto varlıklarda yaşanan dalgalanma, dün de yine belli ölçülerde bu dalgalanmaya şahit olduk. Bir miktar yara sarma çabası var. İşte dipten girmeye çalışan fonlar var. İşte mesela 37 bin dolardan 1,5 milyar dolarlık kripto varlık aldım diyen fonlar falan görmeye başladık. Bunlar hani dikkate değer unsurlar ama bir tarafıyla bakıldığında da burada çerçeveyi ve o dalgalanmadan yaşanabilecek panik havasını yatıştırmak isteyen merkezi otoriteler de görüyoruz. Hem dün Powell'ın açıklamaları hem SEC'den gelen açıklamalar, bunlar dikkate değer unsurlar. Fakat dün satışları, yani özellikle telafi çabasını biraz daha tersine döndürüp biraz satışla karşılanmasına neden olan açıklama Amerika tarafından geldi yine benzer şekilde. Orada vergi tarafında bir düzenlemeyle 10 bin doların üzerindeki kripto varlık transferlerinin vergi dairesine bildirim zorunluluğu teklif ediliyor. Bir bakmak lazım olacak mı diye. Yani şey diyorlar, epeyce buradan para toplarız diyorlar. Yani en kötümser senaryoda bile. Dolayısıyla buraya göz dikmiş durumdalar anladığım kadarıyla. Tabii Çin'den gelen haber de can sıkmıştı. Fakat burada konuştuk, daha önce de benzer yasaklar geldi. Çin'de insanlar bir şekilde kripto alım satımına devam edebilecekler. Bu Çin konusu da tabii bu yani kripto paraların ya da işte asetlerin, varlıkların şimdi bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Yani fiyatlar hep tabii işin talep tarafını gösteriyor. Bir de işin arz tarafı, yani bunların mining tarafı, madencilik tarafı var ki mesela Bitcoin tarafında bunun mutlaka üretilmesi gerekiyor. Bu üretimin de yani en iyimser tahminle belki daha fazladır ama %60-65'i Çin'de yapılıyor. Bu bakımdan yani Çin'den bir başlık geldiği zaman bu tabii ki şey değil, yani parkta gezmek gibi değil. Yani %60'ının arzını sağlıyorsa ve gerçekten ciddiyse bu işte bu aslında game over demektir. Ama öyle olmadığını, bir şekilde boşluk bulunabileceğini düşünüyor. Zaten bu tip toplumlarda yani kurallar, işte açıklamalar falan elbette bir yere kadar yaşar. Ama bir de paralel piyasalar, hayatlar vardır. İnsanlar bilirler yani neyin ne kadar gidebileceğini. O bakımdan ben birazcık öyle yorumluyorum. Yoksa Çin istese bir anda bütün sistemin fişini çekebilir. Ama çekmiyor. Sadece sert uyarılara gidiyor. Ya da işte daha büyük kurumların, işte piyasayla entegre kurumların bu işten uzak kalmasını sağlamaya çalışıyor. Yorum bu. Amerika'da bir günde ardı ardına gelen açıklamalar bence önemli. Bu tip şeyler, yani piyasa hareketlerinin zamanlamasına göre de belki kripto ile uğraşan arkadaşlar biraz daha yenidir piyasaya nazaran ama yani daha eskiler, konvansiyonel finansla uğraşanları öyle söyleyeyim, onlar bilirler. Bu tip moral bozukluğunun olduğu zamanlarda özellikle kripto hakkında çıkıp konuşacaklardır. Çünkü yani 60 binken Bitcoin çıkıp bir şeyler söylemek farklı. İşte çakıldığı bir günde ya buna çok riskli demek farklı. Ya çünkü 60 binken hani anlat heyecanlı oluyor genellikle diye düşünür insanlar. Fakat 30 bine inmişken ya adamın yani dediği de doğru, baksana kaç günde %50 eridi. Acaba bir gerçeklik payı var mı falan diye bakacaktır. O yüzden bence düne de denk getirdiler. Yaparlar yani, tesadüf değildir, o anlamda söylüyorum. Jerome Powell'ın Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın bir video yayınlamış olması hakikaten bence sürpriz.
Videoda çok kısaca şey diyor, yani bunun risklerinin farkında olunuz, biz farkındayız. Bir de stable coin'ler var, yani istikrar paraları. Bunlar da belki şeye hizmet sunuyorlar finansal aktarım mekanizmaları için. Fakat tabii diğer yatırım fonları ve diğer başka fonlar gibi denetlemeye tabi olmadıkları için bir riskler. O yüzden de düzenlenmeleri gerekir. Biz de zaten yaz aylarında bir tartışma serisi başlatacağız. Ondan sonra da gereğine bakılır diyor. Yani sözün özü bu. Dolayısıyla bu kriptodaki regülasyon için 2021 yılının kritik olacağı, özellikle Tesla'nın Bitcoin açıklamasından sonra işlerin hızlanacağı hatırlarsan burada da çok konuşulmuştu. Bence makul bir beklentiydi. Bu oluyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Çünkü burada birden fazla konu var. Yani bu coinlerin de ben hepsinin aynı muameleyi göreceğini zannetmiyorum. Yani bunların bazıları aynen halka arz gibi yapıldığı için mesela SPK'nın, oradaki SPK'nın görev ve yetki alanına girecektir. Bazıları mesela Bitcoin gibi böyle olmadığı için başka bir düzenlemeye belki tabi olacaktır. Görüşler burada yarışır. Şeyi öldürmek istemezler. Hiç kimse inovasyonu, teknolojiyi öldürmek istemiyor. Sadece işte insanların yara almasını, bizdeki gibi mesela endeks skandalları falan olmasını engellemek istiyorlar. Bu tartışma başladı. Bu bence iyi olacaktır piyasa için. Tabii iyi kötü deyince herkes bunu fiyat anlamında anlıyor ama bu değil. Yani daha sağlam bir zemine oturması üzerinden burada bir endüstri var. Yani bunun gelişebilmesi bakımından bence çok önemli. Arda arda gelmesi tabii ki bir günde can sıkıcı olmuştur. Bu vergi meselesi de önemli. Çünkü yani biz hiç kimse tarafından denetlenmeyiz, tamamen işte decentralized, merkeziyetsiz filan dediğin yapıyın. İçine giriyorlar yani, bakacaklar kim 10 binden fazla almış satmışsa onlara vergi gelecek. Bu tabii ki iştahı bir parça kırabilir. Aynı zamanda asıl problemli yanı, yani benim gibi tiplerin de genellikle dillendirdiği işte kara para aklama, terörün finansmanı filan gibi yerlerin engellenmesi için de kısmen iyi olur. Ama tabii bu tip paralar da endekslerden geçmediği için hani o istedikleri yere varamazlar büyük ihtimalle. Bu tamamen şey, yani bu kadar aldınız sattınız, piyasada büyüdü. Biz de bir vergimizi alalım bakalım. Bir artık kucaklaşalım, helalleşelim anlamındadır. Hani benim gördüğüm şeyler bunlar yani. Peki istersen buradan devam edelim diğer dikkate değer konularla. Bu global kurumlar vergisi tartışması da devam ediyor bir taraftan, hazır biz vergiden konuşmuşken. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki beklentisi, ilk etapta yaptığı açıklama, biz %21'e çıkartıyoruz, bütün dünyada da bu seviyelerde uygulanacak bir kurumlar vergisi olsun. Ama bu çok fazla tartışma yaratmıştı. Özellikle işte İrlanda biz %12,5 uyguluyoruz diyerek kendi varlığını oraya çok net bir şekilde çıpalamıştı. İngiltere biz 2-3 sene içerisinde %25'e çıkmayı düşünüyoruz ama kalıcı olarak bütün dünyada böyle bir uygulamanın çok uygulanabilir hali yok şeklinde bir geri dönüş yapmıştı. Japonlar desteklediklerini açıkladılar. Fakat şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın dünkü teklifi %15'liğe başlayacak bir kurumlar vergisi, global kurumlar vergisi noktasına çekmek. Yani burada bir kez daha şey görüyoruz, açıldı her şeyden önce bence. Amerika'nın işte sistemin bekçiliğini yaptığı anlardan birini daha görüyoruz. Şimdi ben yani İrlanda olarak bunu 5 istiyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ben bir ülkeyim, hani sabrın bağımsız kendi içerisinde filan. O da olmaz diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani masada iki tane farklı durum var. Yani bir tanesi benim kendi vergi politikam. Öbürü diyor ki ya biz dünyada böyle bir şey teklif ediyoruz. Yani nerede buluşacaksın bilmiyorum ama yaptırım gücü falan olmadığı için karşı çıkabilirsin ama tabii karşındaki yapı kuvvetli olduğu için sadece burada karşı çıkmış olmazsın. Tabii yani sorun orada oluyor. Şimdi aslında sen bunu aşağı çekerek, yani kurumlar vergisinde aşağı yönlü bir yarışın kabul edelim ki herkese zararı var. Yani kamu otoritesi anlamında. Çünkü zaten dünyadaki çok uluslu şirketler ya da çok sayıda avukatı olan ya da çok sayıda uluslararası yani en iyi uygulamaları bilen şirketler zaten sana, bana ya da bir kobiye, ona buna göre filan çok daha düşük vergiler ödüyorlar. Bu çok vergileri ödeyenler de zaten genellikle ya Amerikan şirketleri ya da hani benzer şirketler. Bu bakımdan aslında İrlanda'nın ve benzerlerinin talip olduğu şirketler de bu adamların şirketleri. Onlar da diyorlar ki kardeşim yani gel bunu tatlı tatlı müzakere edelim. Yoksa eğer ki ayak direyecek olursan o zaman da bu sefer kendi şirketlerine gidecek. Diyecek ki Avrupa'nın şu bölgesine yatırım yaptığın zaman ben de şöyle bir penaltı, bir ceza puanıyla sana girişirim. Yani elinde araçlar var. O bakımdan yani iş bu kadar buralara gelmesin, çirkinleşmesin diye bu ülkelerde bir yere geleceklerdir. Onların şikayeti ya bu 21 çok yüksek. Yani ben şimdi 12'den 21'e gelemeyeceğim yani, bu da belli. Hani makul bir şey olsun demişlerdi. Zaten Sunak da, İngiltere Maliye Bakanı da bunu dile getirmişti. Amerikalılar da bunu kabul edecekler gibi herhalde görünüyor. 15 bence de makul.
Bir de şeyi unutmayalım, yani şimdi de bütçesel tarafı var. Şu Covid ortamında hem vergi gelirleri düştü hem de birçok ülkede çok ciddi harcamalar yapıldı. Yani insanlığı, vatandaşı, kurumları ayakta tutmak için. İlerleyen yıllarda bunların bir şekilde tahsilatı gerekiyor. O bakımdan da önemli. Bence son yıllarda atılmış makul küresel adımlardan bir tanesi Türkiye olarak bizim de işimize gelir. Çünkü bu İrlanda vesaire filan gibiler hakikaten Euro bazında ve çok enteresan işlerden faydalanıyorlar. Neredeyse artık tekhanelere doğru gidiyorlardı ki bazı özel durumlarda tekhanelere de gidiyor. Bir de şirketlerin dünyanın hakimi haline gelmesini engelleyebilecek önemli konulardan da bir tanesi burası. Yani sonuç itibariyle servetin biriktiği yer son yıllarda özellikle merkez bankalarının çok yoğun destekleriyle birlikte hep şirketler oldu. Yani trilyonlarca dolar piyasa değerine ulaşan şirketlerin kurumlar vergisi tarafında nispeten sınırlı olduğu fakat bütün vergi yükünün halkların, insanların üstüne yığıldığı bir ortamda yani buralarda uygulanan yanlış politikaların arkasından çıkabilecek krizler, şimdi salgın oldu başka bir şey ama onun öncesinden itibaren varlığı hep şirketlerde ancak geri kalan yükü, o hatalı politikaların yükünü ise hep insanların üzerinde bıraktı. Dolayısıyla biraz insanların üzerindeki vergi yükünü azaltıp şirketlerin üzerindeki vergi yükünü artırmak daha makul bir politika olabilir bundan sonrası için. Olabilir tabii, yani işin eşitsizlik boyutu bambaşka bir boyut. Bir de tabii yani vergi oranını belirlediğin zaman sonuçta herkes için tek bir vergi yok. Yani ihracatçı için farklı, stratejik sektör için farklı, ne bileyim uluslararası yatırımcının eğer ki büyüğü varsa ona zaten terzi işi filan. Bir yere kadar anlamı var. Dolayısıyla ben hani küresel bir efor gösterilmesi bakımından yani önemli buluyorum. Türkiye için de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta Türkiye'de bu yarıştan zarar görenler arasındaydı. O bakımdan iyidir. Bizde çünkü zaten yüksek. Ha ben de 12 olsa rahatsız olurdum Türk vatandaşı olarak ama ben de zaten 20'nin üstünde bir yerde oynuyor. İndireceğiz derken sürekli yukarı gidiyor. Yukarı gitmişti. O bakımdan ben yani olumlu karşılıyorum açıkçası. Şimdi işin bir başka önemli boyutuna geçelim istersen. Yani emtia fiyatlarındaki nispi geri çekime vesaire gibi konular var ama belki Türkiye açısından çok önemli konulardan bir tanesi aşı meselesiydi. Dün bilim kurulu toplantısına Uğur Şahin'in katılması, işin o tarafını biz Alican geldiğinde de detaylı olarak konuşuruz ama 120 milyon doz sonbahara kadar aşı taahhüdünde bulunuyor. Uğur Bey kendisi bulunuyor taahhütte. Dolayısıyla şimdi dün Fahrettin Koca'nın açıklamasına bakarsak da salgının sonu göründü şeklinde bir açıklamayı ilk defa görüyoruz. Şimdi bundan sonrasında Türkiye ekonomisini derleyip toparlarken bir yandan yurt dışında olup bitenleri de izlerken kendimize nasıl çeki düzen vermemiz gerektiği ve buralara nasıl hazırlanmak gerektiği konusunda biraz fikir teatisinde bulunmakta fayda olabilir diye düşünürüm. Bilmiyorum ne dersin? Evet. Yani hem ekonomik aktivite açısından hem finansal piyasalar ve buralara uygulanan politikalar açısından. Şimdi benim ve bence birçok ekonomistin de zaten şeyi buydu, yani baz senaryosu buydu. Yaz bittikten sonra Covid'de başka bir dalga görülmeyecek. Dolayısıyla hem yıl sonu tahminlerini hem de bütün düşünüş metotlarında buna göre bence ayarladılar. O bakımdan hani bir sürpriz yok. Tabii beklentinin olması, yani realizasyon işin temeli. Bu bakımdan da bence önemli. Sağlık boyutu ve vatandaşlık anlamında zaten yani çok mutluyuz, mutlaka olması lazım. Çünkü birçok millet gibi epeyce eziyet çektik. Hele ki son dönemde işte iyice sarpa sardı. Yani aşılar bir türlü gelmedi. Açılmalar, kapanmalar epeyce yanlış oldu. Herkes hastalandı. Herkesin etrafındaki herkes hastalandı. İnsanların bir bölümünde ne yazık ki sevdiklerini kaybettiler. Böyle bir zaman oldu. O bakımdan yani çok şükür denebilir. Ekonomi anlamında ise düşünüldüğü gibi oluyor. Zaten diğer ülkelerde aşılanma falan işleri çok iyi boyutlarda gitti. O bakımdan bizim ihracat falan da çok iyi işledi. Üretim tarafı çok iyi işledi. Böylelikle bu açılmayla ve insanların yavaş yavaş işe dönüşleriyle şimdi hizmet sektörü de hareketlenecek. O bakımıyla yani bu realizasyonun olması, gerçekleşmesi beklentinin çok çok önemli. Çünkü tek motorla bir yere kadar. Zaten o tek motorun yani çok iyi istihdam kapasitesi vesaire falan var ama yani hizmet sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi en kritik sektör. Yani istihdam anlamında söylüyorum. Çok daha geniş kitleleri işte barındırdığı için. O bakımdan önemsiyorum. Şimdi bundan sonrası yani işin asıl önemli boyutu. Çünkü bir şekilde kriz vardı. Yani bazı şeyleri oraya adres gösterebiliyorsun. Ya şundan ötürü oldu bundan. Şimdi bunlar kalkıyor. Bunlar kalktıktan sonra tabii başka meydan okumalar da var. İşte bu Amerika'nın tapering'i gibi, işte ne bileyim faizlerin yükselmesi falan gibi ama yani en önemli kısmı buydu. O bakımdan yani Uğur Bey'in verdiği söz bence çok kıymetli.
Hem yani Çin... Dünya durdukça Türk milleti hakikaten müteşekkir olacak zannediyorum. Yani bir ödül falan herhalde düşünüyorlardır. Çünkü yani uluslararası arenada bir ödül almasındansa önce hani bir Türk vatandaşı, bir Türk olarak bizim böyle bir paye vermemiz bence iyi olur. Çünkü yani eğer ki bu adam Türk olmasaydı biz bu aşıları alamazdık. Yani bu 2x2=4. Yani Çinlilerin falan durumu ortada. Yani görüyorsun aylardır Nisan'da çoktan gelmişti bu aşılar, yapılmıştık ve bitmişti, doğru mu? Ama toplumun geneli için baktığında gelmedi. Yani Haziran geldi artık ve sonuçta yani Eylül'de, Ekim'de zaten dünyanın önemli bölümü aşılanmış olacak. Yani biraz da dönemsel bir şey ya bu. Bu yaz mevsim bizim için çok önemli. O bakımdan yani bu adam ve eşi binlerce kere teşekkür olsun. Türk olduğu için biz bu aşıya kavuşuyoruz. Bunu da bence atlamamalı. Dolayısıyla yani paye vermek lazım. Hem de en üst dereceden vermek lazım. Mutlaka düşünüyordur ama zamanlaması da önemli. Zaten başarı yani iltifata tabi biliyorsun. O bakımdan yani toparlayayım, çok uzun bir konu. Çok olumlu. Özellikle hizmet sektörü için, özellikle istihdam için. Yani hayatın normalleşmesi açısından da çok önemli ve bütün insanların psikolojisi açısından da çok önemli. Mesela işte kapanma dönemlerinde dün işte kredi kartı harcamalarına falan baktığın zaman kapanma döneminde ne kadar belirgin bir düşüş olduğunu çok net olarak görüyorsun. Yani ekonomik aktiviteyi ve hayatın olağan akışını tekrar yakalayabilmek bizim için çok değerli. Belki hiçbir ülke için olmadığı kadar ekonomik anlamda değerli. Herkes için çok önemli elbette ama bizim açımızdan ekonomik olarak çok çok değerli. Kesinlikle öyle. Şimdi Türkiye'deki gündeme baktığın zaman yani normal bir gündem de değil. Yani o da can sıkıyor. Burada da çok konuştuk. Yani kuralların hızlı değişmesi, önlemlerin ani açıklanması, işte yani ekonomik tedbirlerin, yani her şey çok hızlı gelişiyor ve çok kısa vadede oluyor. Yani hastalık her yerde var. Fakat buradaki kararların hızı ve etkinliği bakımından biz zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu kabul edelim yani. O yüzden de normalleşme bence bize iyi gelecektir. Çünkü biz epeyce sallanmaya başladık. Bir de şeyi kabul edelim. Sonuçta yani Türkiye'deki maaşların yapısı, yani gelirlerin yapısı baktığında OECD ülkeleri arasında en problemli yapılardan bir tanesi. O da şu, yani bununla enteresan şekilde övünenler de var ama yani Türkiye'deki maaşların ortalamasıyla asgari ücret ortalaması birbirine çok yakın. Herkes asgari ücrete yakın maaş alıyor demek, bu aslında eşitsizlik evet. Var demek değil. Yani refahta buluşmak lazım bir yerde buluşacaksak. Dolayısıyla evet, gelirler çok düşük ve çalışanların milli ekonomi, yani ekonominin tamamından milli gelirden aldığı pay çok çok düşük. Ve bu tip hastalıklarda, bu tip problemlerde de en çok buradaki insanlar hırpalanıyorlar. Dünyada da böyle oldu, Türkiye'de de böyle oldu. O yüzden ne kadar çabuk bu işten çıkarsak o kadar iyi olacak. Yani çünkü burada bahsettiğimiz yeni araba alma, tasarruf yapma falan değil. Yani bayağı eve ekmek götürme mücadelesi Türkiye'deki. O bakımdan yani çok şükür diyelim. Peki kısa bir araya gidelim. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Döndükten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Günaydın Ali Can. Günaydın. Şimdi özellikle birincisi Türkiye'nin gündeminde de son dönemde çok fazla yer tutan İsrail-Hamas meselesi. Dün itibariyle 11 günlük harbedenin ardından barış Amerika'nın baskısıyla ikinci gününde sağlanmış görünüyor. İşte ne kadar Amerika'nın baskısı denebilirse diyelim. Yani 11 gün boyunca izin verip saldırtıp, tırnak içinde söylüyorum, daha sonra bir an önce... bu konuda ateşkes sağlanmalı diyen Amerika'nın gayretiyle diyemiyorum ama yaptığı görüşmelerle diyelim ve Mısır'ın da aracılığıyla, evet, şu an itibariyle gece 2 itibariyle bir ateşkes sağlanmış durumda. Ama sonuçta hani kaçıncı kez hepimiz buna şahit oluyoruz bilmiyorum. Hani işte saldırılar oluyor, insanlar ölüyor, işte güya araya birileri giriyor. Genel kurulda herhangi bir sonuç alınamıyor. Birleşmiş Milletler'den bahsediyorum. Bazı ülkeler kınıyor. Bazı ülkeler yine ilginç bir şekilde kendini koruma hakkı üzerinden İsrail'i savunuyor. Ve ondan sonra bitiyor. Belirli bir süre sonra tekrar aynı şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla sonuç bulunamayan ve bulunmak için de bence gayret sarf edilmeyen çok büyük bir insanlık trajedisi bir kez daha yaşandı Gazze'de. Bundan sonraki sürece dikkat edilecek. İkili görüşmeler daha çok artacaktır. Ama yakın zamanda bir sonuç çıkacak mı sorusunun cevabı hayır gibi gözüküyor.
Aşı meselesi üzerinden biraz tartışalım. Biz biraz önce Gökhan'la bir parça değerlendirmeye çalıştık işin ekonomik bacağını. Fakat burada aşı takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? O 120 milyon dozluk BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi hangi fasılalarla olacak? Hangi yaş grupları önceliklendirilecek? Nasıl gelişecek? Burada sonuç var gibi. Şimdi Haziran ayında 30 milyon doz gelecek gözüküyor. Dün resmen işte Uğur Şahin ve Bakan Koca'nın açıklamaları olduğu için bu kadar net olarak konuşabiliyoruz. Eylül ayının sonuna kadar da 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak gibi. Şimdi takvimlendirmeyle ilgili dün yine bilim kurulu toplantısının tavsiye kararlarına baktığımızda özellikle önümüzdeki hafta itibariyle bilim kurulunun ne önereceği şekillenmiş olacakmış gibi gözüküyor. Haziran ayından itibaren de gelecek haftaki o şekillenme sonrası, görüşün şekillenmesi sonrası nasıl bir normalleşme aşamasına geçileceği belli olacak. Kapatma olmayacak gözüken o. Ama kişisel önlemlerin artırılması veya kişisel önlemlerin denetlenmesinin daha yoğun bir şekilde konuşulacağı bir süreç olacakmış gibi gözüküyor. Dün şimdi ilk kez uzun bir süreden sonra vaka sayısının 10 binin altına indiğini görüyoruz. Dün itibariyle 9.385. Hedeflenen şu aslında, Eylül'e kadar 18 yaşında, 18 yaş dahil olmak üzere en azından ilk dozunun, aşıların ilk dozunun olmasının sağlanması yönünde. Şimdi şu ana kadar yaklaşık Türkiye'ye 30 milyon doz Sinovac geldi. Toplam BioNTech aşısı Türkiye'ye gelen 5 milyon 300 bin doz. Bunların tamamının dikkate aldığımızda 27 milyondan fazla doz aşının da uygulandığı ifade ediliyor. 15 milyonu birinci doz, 11 milyonu da ikinci doz. Yaklaşık 26 milyonu bulmuş durumda şu an itibariyle. Şimdi Sinovac ile 100 milyon doz aşı sözleşmesi var. Türkiye'nin Sputnik içinde, Sputnik ile ilgili olarak da 6 ay içinde 50 milyon doz aşının geleceği yine bizzat Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Dolayısıyla şu noktada şu anda aşılananlara bakarsak işte 55 yaş üzerine zaten aşılama devam ediyor. Sağlık personelinin eşleri aşılanmaya başlandı bilindiği gibi. Aynı zamanda tüm ilk öğretim öğretmenleri yaş sınırlaması olmaksızın programın içindeydi. Buna ek olarak hafta başı itibariyle de 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerinin aşılanması başlamıştı. Şimdi bu gelecek dozlarla beraber Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech'in geleceği söyleniyor. Sinovac çok küçük bir aşaması geldi ama yine Haziran ayı içerisinde yoğun bir Sinovac'ın da Türkiye'ye geleceği ifade ediliyor. Bu noktada 50 yaş üstünün de aşılanmaya başlanacağı yakın zaman içerisinde ve dediğim gibi Haziran ayı Eylül ayına kadar yani yaz boyunca 18 yaşa kadar herkesin en az bir doz aşısının alması hedefleniyor. Tedariğe bağlı, tedarik sürecine bağlı aslında bu konu. Eğer düşünüldüğü gibi Haziran ayına kadar yani önümüzdeki 10-15 günlük süre zarfında çok yoğun bir aşı akışı gelirse Türkiye'ye yaz ayları az öncesinde konuştuğumuz gibi kısmen daha rahat geçecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla öncelik zaten hem bu aşıların Türkiye'ye getirilmesi hem de yerli aşının bir an önce tamamlanması. Yerli aşıyla ilgili de önemli ve olumlu gelişmeler olduğu bakanlık yetkilileri tarafından paylaşıldı. Bunları da takip edelim. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün için kısa bir aramız var. Sonrasında Gizem Uzuner Yatırım Bülteni ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.